Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iğniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Zil butonunu açmadığınız takdirde arkadaşlar ben ne kadar video yüklesem de siz haberdar olmasınız sayfama girmedikçe ta ki. O yüzden zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi yine size yine bir iğne modelini tığa çevirdim şu şekilde. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Yaprağın kenarında 5 tane arkadaşlar bu şekilde çiçeğimiz var. Lakin ben tığa çevirirken bu kenardaki yeşil yaprağı yapmadım. Sadece bu çiçekleri yaptım. Evet tığa çevirmiş hali de şu şekilde. Evet arkadaşlar ta bu şekilde çevrilmiş hali de. Evet ta çevirmiş hali de bu şekilde yaprakta arkadaşlar olduğu takdirde çok kaba olacaktı. O yüzden bu şekilde sadece kirpiklerin üzerine yuva yaparak değerlendirdim. Ara süyunun birebir aynısını yaptım. Bu şekilde minik bir çilek mi, çiçek mi arkadaşlar? Bu şekilde aynı oradaki gibi tasarladım. Modelimiz çok hoş oldu arkadaşlar. Bir de ütüye giden kalıp gibi model oldu bu şekilde. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Arkadaşlar tığ bu şekilde ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz. Bu ara çimmenin arasını üç tane bu şekilde tığ battı mesafesi bırakıyorum. Yeni başlarken de aynı şekilde tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir defa tığımın başını doladım ve hemen yandaki tığ battıya girip 1 2 2 olarak 3 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum. Şöyle başına bir zincir çekip arkadaşlar bu şekilde Buraya bir tane sık iğne yapıyorum ki bu köşeye güzel dursun. Sık iğnesini yaptıktan sonra 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. 7 zincirimi buraya trabzanımın arasına sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Birinci kirpiğim yine 7 zincir. Trabzanın arasına sık iğne ile sabit. Buraya 3 tane bu şekilde arkadaşlar trabzanımızın arasına kirpiğimizi yapıyoruz. 5, 6 ve 7. Üçüncü kirpiğimi de aynı şekilde kapattım buraya. Şu dibine arkadaşlar bakın. Başında sık iğne yapmıştık. Sonunda da bu şekilde sık iğnemizi yaparak şöyle dik durmasını sağlıyoruz. Aşağıma iletmiyor. Gördüğünüz gibi güzel bir duruş elde ediyor. Şimdi arkadaşlar ara suyunu çimenini bu şekilde yaptık. Üçer kirpikli ve şu şekilde gösterelim tığımızda çıkmışken. Dört tane arkadaşlar buradaki kayamız için beş tane de tığ battı ara mesafesi veriyoruz. Şimdi buraya beş tane tığ battı ara mesafesi dört tane de yuvamız için 9 tane bu şekilde üçer zincirli yuvalar yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tırbağa girip kapattım. 2. 3 zincir kapattım. 3 oldu. 3 zincir 4 oldu. Bu sayımız 9 olacak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 9'a tamamladık. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz. 9. tığ battığımızın hemen bitimine ve şöyle ters çevirdim. 9. tığ battığımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın başa kadar yani 3 olana kadar bu şekilde tığ battı yapacağız. 1 2 3 zincirimi çektim hemen sıradaki tığ battımın içine girip 3 zincirimi kapattım 1 2 3 zincir hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim bir tane zincirimi çektim çevirdim 4 tane altta 3, 3 tane de ikinci sırada var arkadaşlar yine bu şekilde bakın bir zincirle dönüş yapıp sık iğne ile sabitledim. 3 zincir kapattığım yuvanın içine 3 zincir bu şekilde kapatıyorum yuvamın içine. Bir zincirimi çektim. Hemen çevirdim. Yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane zincir çekerek bir yuva yapacağım. 5 zincirimi çekip hemen bakın bir tane kaldı. Bu şekilde buraya sabitledim. Bir zincirimi çektim. Şöyle kayamı düz tarafına çevirdim. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum ki arkadaşlar şöyle aşağı meyilli durmasın. Güzel bir köşesi olsun. 7 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 ve 7. Buraya bu şekilde yuvanın içine kapattım. Bu birinci kirpiğim. Tekrar 7 zincir. Ve bu da ikinci. Bunlar arkadaşlar çiçeklerimiz için dal olacak aslında. Sık iğne ile sabitledim. Buraya bu şekilde arkadaşlar 7 zincirden altı tane bu şekilde dal yapalım. 6'ya doldurduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi altı tane doldurunca bu dibine de arkadaşlar hani ilk başta yaptığımız sık iğne de bir tane de dip kısmına yapıp sık iğne ile buraya sabitliyorum. Dibi tümsekli olsun diye. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar buraya batınca direkt hiç güzel durmuyor. Eğer ikinciye batarsa gayet şöyle karşılıklı şu köşesiyle muntazam duruyor tekrar 3 zincir yine buraya kapattım bir altı kapattım yani ki 3 zincir şimdi bunu buraya bu şekilde tığ battı mesafesine iniyor 3 zincir 3 zincirimiz sıradaki boş olan tığ battıma sık iğne ile sabitledim. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu şekilde 5 tane sadece 5 tane yuvasını yapmak için demin 9 taneydi. 5 tane tığ battı yapıp bu kirpikleri yaparak çimenini ara suyunu yapıp sonra tekrar kayamızı yaparak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ilk kirpiğimizin içinden ipimi bu şekilde buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde ipimi sabitledim bir defa tığımı doladım hemen ikinci kirpiğimin arasından girip bir tane ilmek alıyorum ve 1 2 2 buraya minik bir trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar iki kirpiğimi kullanarak bir yuva yaptım şimdi bir zincir çektim hemen bu bir zincirimi bu şekilde buraya bir sık iğne yaparak bu şekilde bir güzel bir dönüşüm elde ettim 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum bu birinci kirpi 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu şekilde trabzanımın arasına 7 zincirden 3 tane yuva yapacağız 7 zincir 3. yuvamı bu şekilde trabzanıma kapatıyorum şimdi arkadaşlar bu trabzanımızın dibine de bir tane sık iğne yapıp buraya sabitliyorum. Bakın kirpiklerim bu şekilde oldu. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bu 5 zincir diğer ikinci renkte yapacağım beyaz için yuva. Aynı şekilde diğer üçüncü kirpime geçtim. Yine bir defa tığımı doladım. Diğer kirpimin içine girdim. 1 2 Şöyle 2 alarak 3 seferde bakın trabzan yaptım aynı bu kirpiklerden 7 zincirli kirpiklerden buraya bu iki yuvaya yapacağım arkadaşlar şimdi onlara yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar diğerlerinde aynı size ilkini tarif ettiğim gibi bu şekilde trabzanların üzerine kirpiklerimi yaptım aralarına köprü olarak kullandığımız 5 zincirin içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum Yine aynı bu kirpikler gibi 7'şer zincir çekerek 3 tane kirpik yapacağım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi bu pembe yuvanın pardon eflatın yuvanın içine kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bu ilk kirpiğim. 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne ile sabitliyorum 7 zincirimi. Tekrar 7 zincir. 7 zincirimi buradaki bakın 5 zincirle köprü olarak yaptığım yuvanın içine bu şekilde sabitledim Evet arkadaşlar 3 tane kirpiğim bu şekilde 5 zincire tam geldi şimdi 7 zincir çekerek arkadan geçiş yapacağız arkadaşlar 4 5 6 ve 7 7 zincirimi şöyle kolaylık olsun gerdirmesin diye 7 tane çekiyorum arkadaşlar arkadan geçişimi yaptım bu şekilde 2 3 4 5 6 ve 7 hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum bu bir 3 4 6 7 7 zincirimi kapattım bu şekilde 1 4 5 6 ve 7 evet bu şekilde 7 tane zincir çekerek bu yuvalar arkadaşlar bu şekilde kirpikler yapıp ipimi kopardım hemen makasımı getirdim arkadaşlar bunu yakıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar. Bu şekilde çiçeklerimiz hazır. 3 tane eflatun, 2 tane de beyaz çiçeğimiz hazır. Şimdi beyaz ipimizi tığımıza tutturduk. 2 zincir çekerek bu eflatun rengini beyazla, beyazı da eflatunla yapacağız. İlk ipimizin içine bu şekilde sık iğne ile ipimizi sabitledik. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Bu şekilde Bakın arkadaşlar. Sık iğnenin arasına girerek sabit. 1, 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi sırayla kirpiklerin içine yuva hazırlayacağız. 2 tane zaten arkadaşlar. 3 zincir. Bu da 3. Evet. Bu şekilde 2 tane yuva hazırladık. Şöyle bir zincirini çekmiştik. Döndü, dönüyoruz. Hemen yuvamızın içine bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Hemen yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum yuvamı. Bir zincirimi çekip şöyle tek olan bu beyaz yuvamın içine bakın arkadaşlar. Minik bir çilek, minik bir badem oluşturduk. Şimdi yine aynı ilk başta yaptığımız gibi buraya bir tane kirpik yapacağız. 1 2 3 4 5, 6, 7 çıtı pıtı çok mini minnak bademlerimiz, çileğimiz oluyor. Yine aynı şekilde kirpikleri unutmayın arkadaşlar. Sizler için daha önce yaptım, tas uğraştım. İçine battığın zaman direkt sık iğneye değil de güzel durmuyor. Sık iğne de yine de içine kirpiği yaptıktan sonra yapmayı unutmayın. Bu da hem kirpiğimize destek vermiş olacak. Hemen dibinden sıkı bir şekilde arkadaşlar. Bismillah kesiyorum ipimi. Bunlar hemen yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu beyazın üzerine de Eflatun rengimizle yapacağız. Ya bakın bu ilk kirpiğin arasına sık iğne ile ipimi tutturmuş oluyorum. 7 tane zincir. 5, 6, 7. Sıkı ise güzel durur kirpiğiniz arkadaşlar. Bakın bu sık iğne ile bu şekilde tam ortalayıp buraya kirpiğimi sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Evet. Şimdi 3 zincirimiz sıradaki kirpiğimin içine bu şekilde sık iğne ile sabitleyip yine üzerine 3 zincir bu şekilde sıradaki üçüncü kirpiğin içine de sabitliyorum Evet üç tane kirpiğin üzerine iki tane yuva yaptık şöyle ters tarafına çeviriyorum son yaptığımız yuvanın içine bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 ve 3 zincir dönerken arkadaşlar normal sık iğne ile dönün daha tok güzel duruyor. Şimdi bir zincirimizi çektik ya sahte sık iğnemizin üzerine. Buraya yuvanın içine bakın. Normal sık iğne, sahte sık iğne yapmıyorum. Çünkü hem bu sık iğne tok gösteriyor hem de bu kalın olduğu için kirpiğe girmesi güzel duruyor. 1 3 4 5 6 ve 7. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır. Bakın arkadaşlar, sahte sık iğnenin üzerine bu şekilde güzel batamazsınız. O yüzden dönerken sık iğnenizi normal sık iğne yapın. Kirpiğimi kapatıyorum. Yine de tek kalan yuvamın içine bir tane sahte sık iğne yapıp kirpiğime destek vermeyi sağlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tüm yuvaları bakın buraları da kopartarak beyaz, mor, beyaz olarak devam edin. Evet arkadaşlar, bakın çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bu ara çimenini arkadaşlar bu şekilde minik bir tane badem ağacı yapacağız. Şöyle kenarlarındakileri de bırakıp tam ortadakine yapacağız. Şöyle hafif zarif olsun diye ağırlaştırmamak için. İlk ipimden aynısı ama yine de gösterelim arkadaşlar. İki tane gösterdik. Bu da üçüncü oluyor. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Hemen bakın sık iğnemin tam ortasına çektiğim zincirimi sık iğne ile kapatıyorum. Buraya minik bir kirpik yaptık. Şimdi 3 tane zincir. Hemen ikinci kirpiğe yuva olarak bu şekilde kapattım. 3 zincir sıradaki kirpiğimden bu şekilde sahte sık iğne Bu üçer zincirleri sahte sık iğne ile kapatıyorum. Fakat şu dönüşleri arkadaşlar bu şeyin modelin bu şekilde güzelliğini buldum normal sık iğne ile şu şöyle tok durması gerekiyor minik bir minnak bir bademimiz olduğu için bu şekilde güzel duruyor bir de normal sık iğnenin üzerine kirpik daha güzel duruyor arkadaşlar yine düz yüzüne döndüm bakın 2 bir hemen bitiyor bademimiz bu şekilde normal sık iğne yapıp üzerine altı tane zincir 6 zincirimi bakın kapatıyorum hemen sık iğne yani normal sık iğne daha dolgun olduğu için şimdi arkadaşlar bakın bitiş noktası kirpiğime destek olsun ipi koparacağım zaman dibinde yanık izi olmasın diye bu şekilde sahte sık iğne ile kapatıyorum böyle dibine destek olsun kirpiğime bakın daha hoş duruyor ve ipimi koparıp Hemen yakıp geliyorum arkadaşlar. Ara suyumuzun bu şekilde minnak bir bademi oldu. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Minik badem ağacımız. Ara suyumuzda da minik bir şekilde bademimiz. Ara suyunu da fazla ağır tutmadım arkadaşlar. Hem yapımı rahat kolay olsun bu şekilde. Şöyle bir tane mor ara suyu. Bir tane de bu şekilde beyaz bir ara suyu yaptım. Evet modelim bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hoş ve çok zarif durdu arkadaşlar. Ben çok beğendim her zamanki gibi. Yani modelim diye demiyorum. Bakın arkadaşlar şu zerafeti. Hele bir de arka tarafına şöyle şu minik bademler ütülendiği takdirde çok güzel duracaktır. Evet. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.